işin aslı normalde bu kattaki lavabo, misafir ve bizim günlük kullanımımız için. Aşağıdaki banyo asıl banyomuz. Ama evin aşağı katıyla üst katı arasında öyle bir derece farkı var ki aşağı kat o kadar soğuk ki orada hiçbir şey yapasım gelmiyor. Daha yaşanılabilir ve orayı da böyle kullanmak istiyorum. Ve çok güzel bir makyaj aynası aldım. Zaten ismi Hollywood aynası diye geçiyor. Profesyonel makyajların yapıldığı aynalar böyle beyaz ışıklı. Video çekmek için, fotoğraf çekmek için, gerçekten makyajını görmek için inanılmaz güzel. Ama aynanın temeli bayağı büyük. Oraya koymayı planladığım bu konsol masasını üst kata getirdim. Bir mental rahatlama ve iyi hissetme köşesi yaptım. Bakalım kalıcı olacak mı? Türkiye'ye gidiyorum yarın tek başıma. 10-12 gün. Asıl bunun en çok ilham kaynağı saçlarımı kestirmek istememle başladı. Bunun için en başta Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyordum. Burada kestirmek istiyordum. Ve annem de hep böyle sıkılırsan atla gel falan modundaydı. Aslında sıkılmadım ama tek başına uçağa binip bir yere gitmenin her zaman farklı bir heyecanı oluyor. Uzun lafın kısası bavul hazırlamamız gerekiyor şu anda. Kesinlikle kombin pek gidemeyeceğim ama az çok bir kombin yapıyorsun kafanda zaten seçerken. Bir kot pantolon lazım. Hatta iki bile olabilir. Aradığım kotları sonunda buldum ve bulunca üç rengini birden aldım. Kot pantolonlarınızı almanız gereken yer Abercrombie ve Fitch. En koyuyla en açığı alacağım yanıma. O iki kot pantolon dışında şöyle bir tight'ım var. Bunu da yeni aldım ve yine çok severek aldım ve bayılarak giyiyorum. Siyah pantolonumu da alacağım. Her şeyle giden. Acaba orada hiç spor yapar mıyım? Ki evet yapmak isterim. Umarım yaparım. Antalya'da belki böyle sabah koşuya ya da yürüyüşe falan çıkarım. Bir set antrenman kıyafeti de alacağım. Şimdi üstlere geliyoruz. Öncelikle şu kazağı annem geçen aylarda buraya geldiğinde bir giymişti benden ve sonra bu kazakla çektirdiği fotoğraflara dönüp baktığında bu kazağın ona ne kadar yakıştığını fark etmiş. Ve giderken ona da bir tane alıp götürmemi istedim. Ama dükkanda kalmamış, web sitesinde de kalmamış. Yanımda o yüzden benimkini götüreceğim. Orada hem ben giyebilirim, ben de çok seviyorum bu kazağı ve çok da olmadı alalı. Ama belki anneme bir güzellik yapıp orada bırakıp ona verebilirim. Bir iki tane böyle güzel üst götüreceğim. Benim de böyle beğendiğim bir şey bulunca farklı renkleri varsa seçemiyorum yani. Böyle çok şık geldi bana, bilmiyorum. Materyali, dokusu o kadar güzel ki. Birkaç tane de her şeyin üstüne giydiğim dar üstlerden alacağım. Şu pantolonu da götüreceğim sanırım ya. Acaba yine çok bir şey götürüyorum? Yok ya. Kendime doğum günü hediyesi olarak böyle toplu bir piercing alışverişi yaptım. Karar veremediğim için gümüş mü altın mı? Ben normalde hayatım boyunca hep gümüş renk aksesuar taktım. Sarı altının beyaz ten rengime yakışmadığını düşünüyordum ama fikrim değişmeye başladı şu kolyeden sonra. Bu kolyenin de hikayesi bu arada Gökhan'ın anneannesi aldı geçtiğimiz yaz. Hiç böyle hep taktığım bir kolyem olmamıştı. Hep olsun isterdim ama hani ben bile zaten o nasıl bir kolye olurdu bilmiyordum, düşünmüyordum. Bu böyle hep taktığım ve çok sevdiğim bir kolyem haline geldi. Zaten geldiği yer, manevi anlamı çok güzel. Yunus olması, benim annemin de onu bildim bileli böyle bir Yunus kolyesi takar. Ve bir Yunus dövmesi de var kolunda. Annemin en sevdiği hayvandır yani Yunus'a. O anlamda annemi de temsil ediyor. Onun dışında Yunusları ben de çok seviyorum ve bunu aldığım zaman okuduğum kitapta böyle tam o hafta denk geldiğim bir sayfa vardı. Bulabilirsem koyarım. İşte böyle Yunuslar kadar atılgan ve özgür ol falan tarzı böyle bir cümle geçiyordu. Çok güzel hissettirmişti. Böyle bir işaretmiş gibi gelmişti. Sonuç olarak bu kolyeden sonra bu kulağımı da sarı renkte taktım ve açıkçası bu tarafı daha çok beğendim. Şu bavulu bitirelim artık lütfen.
Costco'da var böyle koca paket. Toptan satan yer Costco. Ama yani bu büyük paketi almak hiçbir zaman iyi olmuyor ya. Fazla bağımlılık. Bu akşam yemekte denemek istediğimiz bir tarif var. Gökhan bana Instagram'dan atmış. Böyle bir köfte tarifi. Onu deneyeceğiz. İki malzeme almam lazım. Kırmızı biber ve kişniş. Bugün pek hareket etmedim. Hem bana da yürüyüş olmuş olur. Daha koridora yeni geldim ve çorabım ayağımdan kaydı. Ayakkabının içinde. Arada bir zencefil böyle geliyor. Çok güzel oluyor. Geldim sana hiç. Bayağı beğendim ben. Geçtiğimiz ay Gökhan'la ilk beraber puzzle'ımızı yaptık. En başta çok kaotik başladı. Çok zor olacak. Çok uzun sürecek falan diyorduk ama öyle bir bağımlılık yapıyor ki yani buraya kurduk zaten tam. Gidiyor geliyor sürekli burada puzzle oynuyorduk. Yemek yerken bile sürekli ve şimdi çerçevere etkilemek üzere burada bekliyor. Şuraya ya da şuraya ilk puzzle'ımız diye. Bugün yolculuk günü. Birazdan Gökhan'la spora gideceğiz. Sonra Gökhan bugün öğleden sonra çalışıyor yani vedalaşamayacağız. Aşkım nasıl vedalaşamayacağız? Senin işine geliyor ama değil mi? Gökhan vedaları sevmediği için işine geliyormuş onun. Biniyor ve gidiyoruz bugün. Saçımı düzleştirsem mi acaba yola çıkmadan önce? Sephora'ya gidip böyle Türkiye'ye gitmeden bakmak istediğim bir iki şey vardı. Hemen küçük bir Sephora alışverişim segmenti yapacak olursam kollarımdan her yerimden çılgın kokular geliyor. Her yerime böyle yine parfüm falan sıktım. Sephora'ya gidince hep böyle bir deniyorum merak ettiğim parfümleri. Çünkü yeni bir parfüm arayışı içerisindeyim aslında bu aralar. Ve hani benim için büyük bir olay bu. Çünkü ben son abartmıyorum. Hani 10 senedir belki daha fazla aynı parfümü kullanıyorum. Emin de olamıyorum yani. Çünkü gerçekten çok artık kişiliğimin bir parçası olduğu için o parfüm ve hani benim liseden arkadaşlarım o kokuyu duyduklarında veya o parfümü gördüklerinde bana fotoğrafını atıyorlar. Ada kokusu diye. Bağlıyım yani. Biraz fazla bağlıyım ama yeni bir parfüme artık
arıyorum. Kremler falan sürdüm. Çok güzel kokuyorum. Neyse şimdi duşa gireceğim. 3-4 saat sonra havaalanına yola çıkacağız. Bu krem hala deli gibi kokusu geliyor. Neymiş bu diye böyle bir deneyeyim dedim. Sıkılaştırdığı falan söyleniyor. Ben bunlara pek inanmıyorum ama gerçekten güzel kokuyor. Şimdi saçlarımı kurutacağım ki düzleştirebileyim. Aynen, unboxing yapıyoruz senin için. Olur ya. İçi çok capcaplı. Termos şeyinin içi gibi. Böyle çantalar olur ya. Bak onlar. Tişörtü giyecek, dışarı hiçbir şey hissetmezsin. Bak bu da güzel. İyi o zaman, tamam. Bunlar geliyor. Sağolun. Okey, hadi yarın o zaman görüşmek üzere. Hadi öptüm, iyi olsun. Hadi iyi geceler, bay bay. Thank you so much. Bye. Gidiyoruz. Okay, perfect. Thank you. Could you throw these? Uh-huh. Thank you so much. Ayaklarımı da açmaya geldim. Bindiğimden beri oturuyorum. Belim ağrımış bile. Gece moduna biraz gireceğim. Saat 11'e geliyor. Şarap da iyi geldi. Sağlıkla alakalı böyle acil bir durum oldu ve Oslo'ya indik, acil iniş yaptık. Sonra bir saat falan orada bekledik. Sonra tekrar kalktık. Şimdi İstanbul'a varmamıza çok az kaldı. Ben aslında sersem gibiyim ama kendime gelmeye çalışacağım. Şimdi çalışacağım, lenslerimi takacağım tekrar. Şimdi Noyan beni karşılayacak. O da tam bir uçuştan gelmiş.
bira geliyor. Yemeğimizi yedik. Onu sindirmeye çalışıyorum. İstanbul'da bir 4 gün falan geçireceğiz gibi görünüyor. Hiçbir plan kesin değil. Bilmiyorum ama zaten video çekmeye devam edeceğim. O yüzden ileriki videolarda görürsünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyorum. Kendimi yatağa atmak için sabırsızlanıyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye!